Herkese merhaba. Ben diyetisyen Handaç Yeşilyurt. Merhaba, ben Beliz. Sağlıklı ve lezzetli bir beslenme çantası için herkes hazır mı? Çok hazırım. Öyleyse hiç vakit kaybetmeyelim. Beslenme çantası başlasın. Beliz'ciğim merhaba, hoş geldin mutfağımıza. Nasılsın? İyiyim. Bugün seninle çok güzel bir tarif yapacağız. Ben duydum ki sen evde annenle kek yapıyormuşsun, başka tarifler yapıyormuşsun, mutfakta ona yardım ediyormuşsun. Doğru mu? Bugün de benimle beraber güzel bir tarif yapmaya hazır mısın? Şimdi buradaki malzemelerimizi istiyorsan öncelikle beraber bir tanıyalım. Burada Hindistan cevizimiz var. Bu Hindistan cevizini sonda kullanacağız. Aynı Hindistan cevizinden bu kasenin içerisinde de var. Sen hiç Hindistan cevizi gördün mü? Böyle kocaman bir ceviz gibi düşün. Onun içine kurutup böyle küçük rendelediğimiz zaman bu hale geliyor. Böyle tatlılarda falan da çok kullanıyoruz. Çok güzel bir kokusu ve lezzeti var. Koklamak ister misin? Güzel değil mi? Peki. Burada balımız var. Bal seviyor musun? Kahvaltıda bal yemiyor musun? Harika. Balla birazcık lezzetlendireceğiz. Burada da krem peynirimiz var. Labne peyniri kullanacağız. Anlaştık mı? Ve son olarak da fındıklarımız var. İstersen sana fındık ikram edebilirim. Harika. Şimdi hazırsan tarifimize başlayalım mı? Peki. Bu tarifi yani birlikte hazırlayacağız. Burada bir bardak Hindistan cevizimiz var. Bunu hepsini karıştıracağımız kasenin içerisine dökebilirsin. Hadi bakalım. Ben mi yapayım? İstersen ben yapabilirim. Sen karıştırabilirsin sonra. Peki bunu böyle hop. Hindistan cevizi bembeyazdı. Kar gibiydi. Burada da labne peynirimiz var. Bunları karıştırma işi sende olacak. Anlaştık mı? Sen şimdi bunları böyle güzelce kaşıkla karıştırmaya başla. Ben de birazcık bal ilave edeyim. Şöyle, hop, çok güzel dökülüyor, of. Sanki yeterli gibi, ne diyorsun? Bana kahvaltıyı hatırlattı, sana niye hatırlattı bu koku? Kahvaltıda ben bazen böyle bir dilim ekmeği kızartıyorum. Bak, ben de pembe giydim. Çok güzel senin kıyafetin, önlüğün de çok güzel. Harika görünüyorsun. Şöyle bir göstermek ister misin? Beliz tam bir pembe aşığı. Odası da, kıyafetleri de, oyuncakların da her zaman pembe tercih ediyor. Kameralara göstermek ister misin önlüğünü? Gel şöyle bir geçelim seninle. Gel. Bakın Beliz'in önlüğüne. Çok güzel. Pembeyi çok severim. Bir gün de pembe giydim. Bir de masal kitabı getirmişsin Beliz bize, değil mi? Ne bu kitabın ismi? Pamuk Prenses. Ve biraz da cüce var galiba orada. Kaç tane cüce var? Sayalım mı? Cücelerin olduğu sayfaya geliyoruz. Bir de kitap çok güzel. Üç boyutlu bir kitap değil mi? Aa, Pamuk Prenses burada uyuyakalmış. Nasıldı masal? Bana bir anlatır mısın? Hatırlatsana. Bir tane cadı geliyor galiba. Değil mi? Ayna var, konuşan bir ayna var bu masalda. Bir tane cadı geliyor Pamuk Prenses'e. Ne veriyordu? Bir tane meyve veriyordu. Hangi meyveyi veriyordu? O değil ki, bu cadı değil ki. Pamuk Prenses masallarını bilmiyorlar. Cadı o aslında. Değil mi o cadı? Ben karıştırıyorum ya. Şey, bu cadı. Ha, burada cadı, evet. Bak şöyle gösterelim cadıyı. Ne veriyordu cadı? Elma veriyor, evet. Kırmızı bir elma veriyor. Çok da güzel görünen bir elma. Beliz'le küçük bir oyun oynadık ve yiyeceklerin lezzetini sordum ona. Bu konuda da oldukça başarılıydı. Tatlıya, ekşiye, acıya hepsini dört dörtlük bildi. Tarifimizi hazır yaparken meyve ve sebzelerin tadı nasıldır oyunu oynayalım mı?
şimdi ben sana şunu soracağım işte. Bu meyve tatlı mı, ekşi mi, acı mı, tuzlu mu? Anlaştık mı? Elma nasıldır? Tatlıdır. Tatlı, harika. Peki sert mi, yumuşak mı? Sert değil mi? Hı hı, sert. Peki, biber? Acı. Acı. Yumuşak mı, sert mi? Yumuşak. Yumuşak, aynen. Ve son meyvemiz de? Limon ekşidir. Limon ekşidir değil mi? Böyle sıkınca hatta yüzümüzü buruşturabiliriz, ağzımız sulanabilir. Harikasın. Peki kaldırıyorum o zaman bunları. Tarifimize devam edelim kaldığımız yerden. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi buna birazcık daha Hindistan cevizi ekleyeyim. Sanki biraz şeyi... Allah! Çok kaçırdım. Neyse olsun. Biraz bol bol yapacağız artık. Anlaştık mı? Hadi karıştırmaya devam edelim. Şimdi sanki artık hazır gibi. Ne dersin? Hazır gibi. Tamam. Şimdi beraber senle bunları şöyle bir kaşığa alalım. Benim kaşım da var ya. Sonra avucumuzu alacağız artık. Anlaştık mı? Bak şöyle bir şekil veriyorum. Sonra ortasına bir tane fındık koyuyorum. Ve bunu bu şekilde kapatıyorum. Oluyor bize yuvarlak bir top. Sıra sende şimdi. Hadi bakalım, senden yardım bekliyorum. Beliz. Ben aslında bugün işin büyük kısmını Beliz'e yaptırmayı düşünmüştüm. Ama işler planladığım gibi gitmedi. İş bana kaldı. Hazırladığımız topları bunun içerisine atalım ve etrafına Hindistan cevizleri yapışsın. Olur mu? Bunu sen yapabilirsin. Ben bunu sana vereyim. Ben hazırlayıp hazırlayıp oraya koyacağım. Sen de bunun içerisine atıp sonra bunu böyle sallayacaksın. Anlaştık mı? Beliz her zaman çok titiz, ellerini bir an evvel yıkamak istedi. Ellerin kirli olsun, hiç önemli değil. Tamam. Yandan yıkayacağız değil mi? En son yıkayacağız ama şu an hala çalıştığımız için yıkamamıza gerek yok. Ama ellerimi hep yıkalım. Beliz hijyen konusunda oldukça titiz. Belki de o yüzden ellerini çok fazla bulaştırmak istemedi. Bence Hindistan cevizi toplarımız artık soğumuş olabilir. Çıkartalım mı? Hı-hı. Hadi gel gidelim bakalım. Ben tadını çok merak ediyorum. Nasıl olmuş acaba? Bu sefer ben açıyorum dolabı. Açayım dolabı. Çıkartıyoruz. Sana veriyorum. Gidiyoruz. Basamağa dikkat. Hop. Şimdi tadına bakabiliriz. Yiyelim birer tane. Hani sen de baktın da. Bana bu yiyemem. Yavaş yiyelim. Nasıl olmuş? Güzel. Çok güzel olmuş değil mi? Ben çok beğendim. Ben de. Ama en çok da bence senin ellerin değdiği için bu kadar lezzetli oldu biliyor musun? Ellerinin lezzeti tarifimize geçmiş. Bence çok güzel bir şey şarkı. Ellerine sağlık Beliz. Senden kocaman bir beşlik alayım. Harikasın. Bence çocukların çok seveceği, çok pratik ve şeker kullanmadığımız güzel bir tatlı tarifi oldu. Herkes deneyebilir. Teyze ne?